Bitmedi derdim. Bitmedi benim derdim, bitmedi. Anne, Allah aşkına abartma. Evet anne. Ablam doğru söylüyor. Bak, babam abimin biraz üstüne gitti. O da patladı işte. Bitmedi patlamalarınız. Şöyle bir rahat edeceğim diyorum. Bir sırtımı yaslayıp torunlarımı kucağıma alacağım, seveceğim diyorum. Uğraştığım şeylere bak benim. Vallahi billahi yoruldum çocuklar. Yemin ediyorum çok yoruldum. Ya anne, abimle babam barışacak. Sen niye bunu dert ediyorsun? Nasıl etmeyeyim? Benim çocuğum odasında ağlıyor şimdi. Ben burada rahat rahat oturacak mıyım? Anneciğim, canım anne. Herkesin sinirinin bozuk olduğu bir dönem oluyor işte. Lütfen üzme kendini. Arada hep ben kalıyorum. Benim ömrüm babanızla sizin aranızda köprü olacağım, idare edeceğim diye helak oldu. İnsanım canım ben de. Etme anne. İdare etme. Sana kim idare et diyor? Nasıl etmeyeyim? Bak etmedim, ne oldu? Kıyamet koptu işte. Abim koskoca adam. Abdullah Bey'in de alacağı olsun. Bir şey de alttan aldı mı? Yok. Pembe üzülsün, pembe kahrolsun. Amca, müsaaden olursa ben Mustafa abiye bakayım. Yok oğlum, gerek yok. İç sen çorba. Yengeme bakayım o zaman, o da çok iyi gözükmüyordu. Tansiyonu çıkmıştır. Onun adetidir, her olaydan sonra ille bir yatacak. Gelirler birazdan. Peki. Meta, benden sana bir büyük nasihat olsun. Sen ol, babanın sözünden çıkma. Baba fani hayatın terbiye vereni ise ebedi hayatında sebebidir. Evladını tanımak da babalığın en birinci ödevidir. Ha, tanıyorsun da ne oluyor? Al işte, görüyorsun. Amca, Mustafa abim üzüldüğü için sesini yükseltti sana. Yoksa yani seni çok sever sayar, sen de biliyorsun. Baba, bir anneme bakar mısın? Ne oldu? Tansiyonu fırladı da. Ha, bir de baba oldun mu? Üzülen sen bile olsan teselli etmek gene sana düşüyor. Geçmiş olsun Pembe Hanım. Ya Abdullah Bey, sen nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsun? Bizim çocuğumuz ne halde? Sen aşağıda oturmuş rahat rahat yemeğini yiyorsun. Kendi düşen ağlamaz. Eline telefonu alan bizim oğlumuzla dalga geçiyor. Bir şey yapmayacak mıyız? Bari yazanları mahkemeye ver. Olmaz. Ne demek olmaz? Niye? Ben ona yapma dedim mi? Dedim. Ona rağmen yaptı. Sonuçlarına da katlanacak. Paşam karşıma geçip sesini yükseltecek avaz avaz. Ondan sonra tafralı tafralı odasına çekilecek. Ben de arkasını toplayacağım, öyle mi? Baba, abim de çok üzgün. O kendine kızgın, sana değil. Yeter. Yeter. Hepiniz zıvanadan çıktınız ya. Herkes bir ayrı baş şekeri oldu. Biriniz gizli gizli televizyona çıkar. Biriniz evleneceğim der ama daha aileyle tanıştıramaz. Biriniz... Fatih'in ne suçu var canım? Çocuk evden işe, işten eve. Meta'nın aşağıda yalnız kaldı, ayıp oluyor çocuğa. Hadi herkes sofraya, masada da bu konu konuşulmayacak. Anne hadi. Tamam, kusura bakma oğlum.
Estağfurullah amca. Ne demek? Ha, biz yarın Çimen'le bir sinemaya gidelim dedik. Yeni bir anime filmi gelmiş. Japon çizgi filmi. Ben de çok seviyorum. Öyle. Biz eskiden açık sinemalara giderdik. Hey gidi günler hey. Ben de uzun zamandır gitmiyorum. E tabii pandemi. Hepimizin alışkanlıklarını etkiledi. Eskiden her hafta ya sinemaya ya da tiyatroya giderdim. Gerçi Alev hala gidiyor bizim. Hatta geçen gün bir oyuna gitmiş, o kadar etkilenmiş ki biletlerini çerçevelettirmiş. Bilet çerçeveletmiş. Hay Allah'ım ya. Alev'in değer verdiği şeyler çok başka olduğundan anlamamanız çok normal Pembe anneciğim. Tabii onun evladı olmadığı için kendini oyalayacak bir şekilde.